Dördüncü bölümümüzde tekrar beraberiz. Başkanım, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şehir efsanesine dönen iddialar da var. Bunları ben size özel sohbetlerimizde sordum ama mesela yeni bir şey duydum. Bunu hiç konuşma fırsatımız da olmadı. İşte Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Sayın Medine Yapılmışev'le bir tartışmanız olmuş makam odanızda ve siz kızmışsınız. Odamdan çıkın gibi tepki göstermişsiniz. Ne bunun aslı? Böyle bir tartışma oldu mu? Ya çok saçma. Bu konuşuluyor, Çok bayağı saçma. bayağı konuşuluyor. Varsa Sıralayayım şöyle. İşte varsa sıralı. mesela işçilere hiç dinlenme fırsatı vermiyormuşsunuz. Mahalleliler de çay ikram edildiği zaman görürseniz çaydanlığı tekmelemişsiniz, bardakları tekmelemişsiniz. İşte çöp kamyonuyla geziyor musunuz? Kamuflaj olup gidiyor musunuz falan gibisinden şeyler var. Bu konularda Başka? Eksik kalıyorsunuz. ya çok da hemen notlarıma bir bakayım başkanım. İşte vatandaşlara kızıyor musunuz? İşte biz sana oy verdik diyen olursa gidin oyu şeyden alın, Yüksek Seçim Kurulu'ndan geri alın falan gibisinden. Yani aslında şeyler de var, iyi söylemler de var. Ya işte bizim başkan çok farklı, işte işçiyi denetliyor. Hatta bir tanesinde çöp tenikesinden çıkmış, çöp konteynerinden çıkmış. İşçiler şaşırmış, işte şöyle olmuş gibisinden, ama böyle olumsuz şeyler de var. Bu konuda da ne diyeceksiniz? Sadece gülüp geçecek misiniz? Ya gülüp geçeceğim tabii de yani madem bu konu açıldı toplam anlamında ben biraz daha destekleyeyim seni. Ya benim kulağıma gelenler bana Tabii sizinkiler daha farklıdır. tabii canım akşama kadar zaten işimiz gücümüz yok. Bunlarla uğraşacağımızı falan zannediyor bir güruh. Şimdi öncelikle şunu söylerim. Ne yaparlarsa yapsınlar ben siyasi platforma ve dedikodu platformuna girmeyeceğim. Bunu yapmayacağım. Olabildiğince sabırlıyım bu konuda. Bir taktiğimi de açıkça söylüyorum. Ben bu türlü siyaset yapan, dedikodu, fitne, fesat üstünden yıpratmak için, siyaset kurumunu, belediyemizi yıpratmak için, bir sonraki dönem siyasi hayatlarını devam ettirebilmek için, ortalıkta piyasaya bunu yayanların hepsini biliyorum. Ama 31 Mart gecesi bir şey söyledim. Ben 58 bin kişinin belediye başkanıyım. Ben siyaset yapmayacağım. Çünkü siyaset yaparsam aynı dilde yapmayacağım ve maalesef üzülerek söylüyorum eğer siyaset yaparsak birileri utancından milletin önüne çıkamaz. Yani bu dedikoduları çıkartanlar ayıptır. Bir, vebal alıyorsunuz. İki, Korkuteli Belediyesi'ni Ömer İşte'yi değil, Korkuteli Belediye Başkanı ve Korkuteli Belediyesi'nin iş ve işlemlerini lekeliyorsunuz. Üç, burası çok sirkülasyonlu bir yer. Tutup bunu Antalya kamuoyuna gidebilecek şekilde risk alıyorsunuz. Allah'a hesap veremeyeceksiniz. Neler neler ben söyleyeyim. Yüksel Tohumculuğa gitmişim 1,5 trilyon Başkanım, ona para ayrı istemişim. gideceğim. Yok girme aynı şey. Adam bana sin kaplı bir şekilde odasından kovmuş. Bir daha gelme buraya demiş. Yok işte şişçiyi boya kafayı takmışım. Zulmediyormuşum. Yok Tahtakale spota işte seçimlerde başka birisini destekledi diye adam göndermişim, kapatma yapmışım, 40-50 tane orada çalışan varmış, bunları gazladılar. Siyasi davranıyormuş. Yok işte Adrasan'dan rüşvet istemişim. Yok Siz Yaşam Hastanesi'nden rüşvet istemişim. Anlatabildim mi? İşte önünü gelene tersliyormuşum, sinirliymişim bilmem ne. Şimdi hakikaten ayıp. Her birini tek tek anlatırım ne oldu. Ama ayıptır. Hakikaten ayıptır ya. Hadi söyleyeyim o zaman. Seçim zamanında ne hırsızlığım kaldı, ne uğursuzluğum kaldı, ne Evet. Ali Ağa'yı yemediğim kaldı. Tamam mı? Köy yollarını bilmiyor dediğim kaldı.
ukalalığım kaldı, egoluğum kaldı. Yani nefsi olan, egosu olan bir adam, tamam, çizme girip de işçisinin başında durmaz. Ben makam odamda otururum 3,5 aydır, öyle mi? Hani standart lokum gelirdi, çikolata giderdi. Zaten öyle alışık değil miydi siyaset? Kesinlikle öyle alışıktı. Kimse de yadırgamazdı bunu. Peki işçisine böyle davranan bir adam, lütfen işçilere sorsunlar yalansa. Oturup işçisiyle bağdaş kurup günlerce iftar yapıp burada köylerde onlarla beraber, işçilerle beraber yemek mi yer? Böyle bir dünya olabilir mi? Olmaz. He? Olmaz. Bir projede güzel bir proje yaptıkları zaman maddi manevi ödüllendirir mi? Sırtlarını sıvazlıyorum. Helal olsun diyor. Tabii ki kızacağım. Kızacağım noktalar olacak. Disipline etmem gereken noktalar olacak. Ama kişilik haklarına saldırı, mobbing uygulama, aşağılama, hatta son bir iki aş gündür küfür bile ediyormuşum ben işte. Onu öyle. Daha biz duymadık. Daha ne? Çıkmış. Yo, daha onu duymadık. Öyle. Ama neye üzülüyorum biliyor musunuz? Üzüldüğüm nokta, bunların hepsi iftira. Vallahi, billahi, tillahi vebalini ödeyemeyecekler. Bak 5. köy bitti, 6. köye girdim. Ben köydeyim sabahtan akşama kadar. Bu merkezdeki 6 mahallede, beni tam manasıyla bu 5 haftadır köylerde olduğum için merkez 6 mahallelerde şey yapmıyorum. Dolaşamıyorum, işçinin başında durmam gerekiyor. İş çıkartabilmem için. Burada merkezde birileri kalkıyorlar. Nasıl olsa Ömer İşlek ortalıklarda yok. Zannediler ki beni yatıyorlar. Hadi gitsinler bakalım o zaman bu dedikoduları çıkartanlar. Bu 5 tane herhangi bir köyde veya bundan sonraki gittiğimiz köylerde şu iddialarından herhangi bir tanesini köy kahvesinde söylesinler, dayak yerler. Sen Ömer İşlek için niye böyle söylüyorsun diye. Anladın mı? Ben açıkça söylüyorum. Ben de istiyorum ki bu dedikodular, arkadaşlarım da söylüyor. Ya böyle böyle bir açıklama yap, Facebook'unda yaz. Şöyleymiş. Ondan sonra evet. Açıklama yap. Hangisini açıklama yapayım ben? İşim gücüm yok sabahtan akşama kadar. Her gün bir dedikodu ya, vallahi öyle değil böyle mi diyeceğim? Seçimde gördük. Bu aziz maalesef. Milletin, bu necip milletin iftiraya, yalana, dolana prim vermediğini, dedikoduya prim vermediğini gördük. Yazıktır, yapmayın. Kendi siyasetinizi bitiriyorsunuz. Onu söyleyeyim. Emin olun daha 3. aydayız. 6 ay sonra, 8 ay sonra, 1 sene sonra dedikodu da bitecek. Ya, malzemesi bitecek. Malzemesi bitecek. Bir de ben şunu severim siyasetten. Siyaset yapacaksak asaletli kapışalım. Arkadan gerek yok ki fitne fesat dedikodu. Bel altına. Çık basına de ki Ömer İşlek bugün şunu yapmış. Şu vatandaşı terslemişsin kardeşim. Niye tersliyorsun sen? Hadi söyleyin. Yok, çünkü böyle bir şey yok. Kurgu bunların hepsi. Bu kurgunun içerisine de ben girmemek için kulağımı tıkanıyorum ama hani madem iş döküyoruz, 3 aylık şeyi yapıyoruz, devam etsinler. Ben mahsus bırakıyorum. Çünkü bu insanları seçim zamanında da aynısı olmuştu. Tamam mı? Ne kadar çok beni pislerlerse iftirayla, gerçek dışı söylemlerle, uydurma söylemlerle, ne kadar çok kişiye dağıtırlarsa, gerçek olmadığını gördüğü zaman bu adamların artık ne söylediklerine inanacaklar, ne bir sonraki seçimde bu dedikoduları çıkartanlar siyasi piyasaya çıkamaz. İnandırıcılığın kalmaz senin. Varsa diyorum ya, varsa bir hatam çıkarsınlar söylesinler. Siz kendiniz şahit değil misiniz Adrasan'dan? Ruhsat muhabbetinde. Şahit. Yok üstüne gitmişim Adrasan'dan, yok 50 bin almış diyen var, 100 bin almış diyen var, 150 bin almış diyen var. Başkanım. Ben açıkça söylüyorum. Şahit olduğunuz için söylüyorum. Sizin gibi 2-3 kişi de şahit. Adrasan bir yatırım yapmış. Geldi, ruhsatını aldı, imzaladım, verdim. Dedim mi senin ruhsat işin bitti dedim, değil mi? Hatırlıyorsun? Kesin. Ruhsat işin bitti. Hayırlı olsun, Allah bereketini versin. Ben senin gibi bütün kokteyldi iş adamlarından şunu rica ediyorum. 5 yıllığına bir tane bir şey yapın. Basının önüne çıkalım. Tamam mı? Belediyemizin ihtiyaçları var. Ben imece yapıyorum. Bu konuda yardımcı olur musun? Belediye spora bağış makbuzu karşılığında para alıp oradan, hani şöyle yapayım da halk diliyle,
Gereğini yapmıyorum ben. Birileri yaptı da demiyorum. Tarzım o değil. Yapmam. Aman şu firmaya şu parayı öde, şunu şunu yapar, sana birisini göndereceğim. Bende yok. Ben açık açık dedim ki kendisine, ben engelliler için bir araba ihtiyacım var dedim. 70-80 bin lira civarında ikinci elleri var. Türkiye genelinde dedim, sahibinden .com'a gir, reklam da yapayım. Orada engelli arabaları var. Engelli arabası bir tane al, üstüne de yaz. İstersen CS Cafe yaz, istiyorsan Adrasan inşaatın İnşaat engellilerimize hediyesidir yaz. Tamam mı? Böyle bir şey de yardımcım. Başkanım dedi, şu anda yeni açtım. İnşallah elimden geleni yapayım dedim. Hayırlı olsun dedim. Ben yaşam şahitim. Hastanesine geldiğimde işte Kokteyl Belediye Spor'una şey forma parası ödüyor. O yapıyor. Bir sürü sponsorluk, Allah razı olsun. Memlekete bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onların sahiplerine de söyledim. Hiçbir şey istemiyorum sizden dedim. Hiçbir beklentim yok. Evde sağlık bakım uygulamaları yapacağım. Köyde, kentte fakir fukaranı gidip evlerinde hemşire göndereceğim, doktor göndereceğim. Bir tane dedim 150-200 milyar arasında. Yine ikinci el. Bir tane 5 yıllığında sizden istediğim tek bir şey var. Tamam. Bir tane ambulans alır mısınız dedim. Evet, şu anda alamayız dediler. Tamam eyvallah dedi. Ne oldu şimdi, ben şimdi yaşam hastanesine mi çöktüm? Öyle diyorlar bir de, çöktüm. Evet çöktü yani. Diyorlar. Ha. Çöktü diyorlar. Ya böyle bir, affedersiniz, çok özür diliyorum. Seyirciden de özür diliyorum. Kokteyl'den böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Yüksel tohumculukla aranızda bir şey geçtim başkanım. Hiç gitmedim bile. Tanımıyorsunuz. Ben seçimde bir kere gittim. Hayır tanıyorum yani. Gittim bir kere de oturdum. Ne bir samimiyetim var, ne gitmişliğim var. Anlatabiliyor muyum? Ben bunlara dikkat ederim. Yani çünkü Yüksel Tohumculuk daha şey yapmadı. Hani belki de randevu istedi o dönemde, özel kalem şey yapmadan da görüşmedik. Abi bir de şunu söylerim. Gelirim derim ki Hüseyin mi? Şuna ihtiyacım var ya. Durumum müsaitse şunu yap. Para istemem, pul istemem. Makam arabası da istemiyorsunuz İstemem. Kendinize. Yani Kokteyl'in ihtiyacım varsa tabii öncelikli... ki isteyeceğim. Kim yapacak? Yani ben birisine gidip belediyemizin bir ihtiyacı varsa, bir yatırımda bir ihtiyacı varsa nereden alır, ne yapar, ne eder, kaç paradır? Benim parayla pulla işim olmaz. Ama tabii ki bir belediye başkanı olarak gideceğim, herkese gideceğim. Zamanı geldiği zaman diyeceğim ki rica ediyorum, yapabilir misin? Arkasından baksınlar. Yapılmadığı zaman o kişiyle ilgili bir işlem mi yapıyormuşum ben? Ama bu başka bir şey. Tabii. Peki başkanım, bu Ramazan'da da çok konuşuldu. Ramazan boyunca da. Bunların da bir devamı, işte Tahtakale'den başlayalım, işte diğer ulusal marketlerden, işte kapatıldı bunların, işte isim de vermek istemiyorum ama. Yok verebiliriz, bak şeffaf olur Hüseyin Bey. Yani şeffaf işte A101'i, millet bunu istiyor. A101'i, BİM'i kapatıldı. Bunların da kapatılma sebepleri işte ruhsat problemleriydi veya hiç ruhsat almamalarıydı ama bu da farklı lanse edildi. İşte hatta ben bir paylaşım yaptım, bana da bayağı bir yüklendiler o konuda. Halbuki sen yandaş medyasın ya, sana ben yazdırıyormuşum ya bunu. Halbuki de benim hiç haberim yoktu sizin oraya bir şey yaptığınızdan ama. İşte onu Allah biliyor işte. Yani şöyle bir şey, ulusal bir market buraya Kokteyl'e gelmiş hiç ruhsat almadan, en ufak iş yeri bile. Siz ruhsat denetlemesi de yaptınız. Bu konuda nasıl bir olay gelişti? İşte o Tahtakale'den çıktı. Şimdi bakın, akşama kadar belediyemize üç tip şey geliyor, şikayet geliyor. Bir tanesi telefonla vatandaşımız. Sözlü olarak şikayet ediyor. Konusunu ediyor, komşusunu ediyor, esnafı ediyor. Anlatabildim mi? Yani herkes birbirini şikayet edebiliyor. Özgürdür de, rahatsız olmuştur. Yanlış görmüştür. O işi, yapılan işi. Bu bir sözlü. İki, belediyemize yazılı olarak yapılan şeyler. Üçüncüsü de CİMER üstünden, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yapılan şeyler. Şimdi zabıta müdürümüzle bir gün sohbet edebilirsiniz. Ben ona diyorum ki bakın, gelen şikayetlerde direkt işlem yapmayın. Direkt işlem yapmayın. Tamam. Kanunen kendinizi koruyun. Direkt işlem yapmayın, gidin uyarın. Deyin ki böyle böyle hakkınızda şikayet var. Şunu düzeltin, şunu yapın tarzında. Ve direkt işlem yaptığımız bir tane Allah'ın kulu yok. Hep uyarı.
Anlatabiliyor muyum? Ne para cezası çekiyoruz, ne kapatma veriyoruz, ne bir hiçbir şey yok. Şu anda kapanan herhangi bir yer var mı? Ruhsat dolayısıyla kapanan i̇şte marketler hariç. Hayır, onu düşünüyorum. Ha, yok. Var mı? Yok değil yok. Mi? Yok. Hep uyarı. Ama uyarı zamanında, seçimden de yeni çıkmışsınız ya, sanki biz belediye olarak, Ömer İşlek olarak kalkıp siyasi intikam alıyoruz bir yerlerden. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak, Tahtakale Spot'la ilgili CİMER'den muhtemelen tahmin ediyorum, vebalini almayayım, daha önce içeride çalışmış ama bir şekilde herhalde oradan ayrılmış birisi resmen dökmüş CİMER'den. Madde madde. Madde madde dökmüş. Şuyu eksik, buyu yanlış, bu şeyi şu şöyle, buyu böyle, bunun eksik bilmem ne. Şimdi bu geldiği zaman ben Tahtakale Spot'la ilgili sıkıntıda gidip Tahtakale'nin sahibine sorabilirsiniz. Bir 15 gün, bir de 30 gün olmak üzere iki kere bu eksikliklerini, kanuni eksiklerini tamamlamak için süre verdim. Ama kapatacak, edecek bilmem ne tarzına getirdiler. Evet. E tamam, sorun bakalım Tahtakale Spot'un sahibi aynı o düşünceyle geldi. Onu da birileri gaza getirmiş. Ömer İşlek şöyle yapacak, seni kapatacak, bitirecek. Ona işlemişler, kendisi itiraf ediyor. İşte para isteyecek, pul isteyecek. Bunun gazıyla geldi maalesef beyefendi. Ben de dedim ki, bakın sadece siz değil. Siz olduğunuz için ben bütün zincir mağazaların tamamını denetleyeceğim. Haksızlık, huzursuzluk olmasın, siyasete malzeme olmasın diye. 25 tane zincir mağazamızın kontrolü, standart kontrolleri de Tahtakale ile beraber yapıldığı için 5 tanesi, diğer 20 tanesinde de eksiklikler var. İmar yoluyla eksiklikler var. İtfaiye ile ilgili eksiklikler var. Engelli rampaları ile ilgili bir iki tanesinde eksiklikler var. Var oğlu var. O önemli değil. Ama 5 tanesinin ruhsatı yok. Hiç müracaat etmemiş. Anlatabildim mi? Ben de uyarı yaptım. Tekrar. Dedim ki şu gün şu saatte yeriniz ruhsatsızlıktan dolayı mühürlenecek, kapanacak. Ertesi gün sabah saat 9'da BİM'inde, A101'inde, Şok Market'inde bölge müdürleri 3 aynı anda acil toplantı isteyip benden randevu aldılar, geldiler makam odama ve yine şahit tutmak için 3-5 kişiyi aldım odama. Dedikodulara mal vermek aynen, için. Aynen, şahitleri var. Dedim ki, ya kurumsal firmasınız. Eksiğiniz gediğinizde değilim de, yapılan incelemede işte 2-1 olmak üzere 3 firmanın hiç ruhsat müsaadesi. Kendileri dediler ki, başkanım emin olun, hemen halledelim biz bunu. Bir tanesi sabah 9'da yaptık ya, bir tanesi saat 3.30-4'te belediyemize ruhsat harcını yatırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye raporlarını aldı ve eksikliklerini tamamladı. O gün 5 taneden 2 tanesi açıldı. Diğerleri yetiştiremedi. Ertesi gün akşama kadar onlar da yaptı. Açtılar, devam ediyorlar. Sorun bakalım 1 TL para mı istemişiz? Aba altından sopa mı göstermişiz? Benim böyle bir dünyam yok. Ama Allah, dışarıya yansıtılan bu şekilde değil başkanım. Evet. İşte aba altından birileri yansıtmaya devam etsin. Devam etsinler. Vebali düşünsünler. Müslümanlıklarını bir çek etsinler. Tamam mı? Baksınlar. Tekrar şunu da söyleyeyim bakın. Hadi hızlı dertleşiyoruz. Üç aylık dertleşme oldu. Bakın ben hatasız bir kul değilim. Ben melek de değilim. Haşa, sümme haşa, peygamber de değilim. Ben hata yapacağım. Belki yanlış karar da alacağım. Ama ben şunu söyleyebilirim size. Yanlış aldığım kararın özrünü dilerim. Helallik isterim. Bir gün yanlış bir karar alırsam, belediyecilik anlamında, vebalini almamak adına birileri de uyarırlarsa beni, tamam mı? Vebal almamak adına özür dilerim, halkın önünde de özür dilerim. Derim ki çok özür dilerim, şu kişiye haksızlık yaptım. Benim aldığım aile terbiyesi, bugüne kadar 25 yıllık siyasi hayatımda gördüğüm, yapmaya çalıştığım şeffaf belediyecilik anlamında söylüyorum. Şeffaf siyaset anlamında söylüyorum. Ömerişek.com'da biliyorsunuz. Yeni, evet, nesil, yeni siyaset, nesil siyaset. Yeni nesil belediyecilik benim patentli kitabını yazıyorum ben şu an. Ama bunu uygularken
birileri gaza getirmez. Eski siyasete döndürmeye çalışmayalım. Yani bu memleketin hizmete ihtiyacı var. Ya çıkın. Son 3 ay kala, 6 ay kala aday olursunuz demokratik bir şekilde. Tamam mı? Yarışırız. Bakarız. Benim adayı bulmamayacağım belli değil. Oraya da gireceğim başkanım. Deli peki, değil. Bir de şey var. Geçtiğimiz haftalarda bir imecik şenliği oldu. Onda da çok dedikodu çıktı. Onun aslı neydi? Artı bir de işte İmecik Yaylası'nda yıkılacak evler var. O konuda da bir şey yapıp programı bitireceğim ama kısa bir ara verelim, yine vaktimiz doldu. 5. bölümde bitirelim, son noktayı koyalım. Efendim bizi izlemeye devam edin. Birazdan tekrar beraber olacağız.